Eyvallah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Benim için çok büyük bir ehemmiyet ve kıymete haiz olan Ahmet abimin de varlığı beni ziyadesiyle bahtiyar etti. Siz kıymetli öğrencilerimiz, gene de hepinize sövüyorum da. Sana temiz söylüyorum abi. Ama şuna emin olun, inanın bu aşağıda, sınıflarda, duvarlarda yazan ya da bizim Türk milliyetçiliği fikir sistemi üzerine inşa ettiğimiz eğitim formasyonumuz büyük Türkiye hayalinden başka hiçbir şeye hizmet etmeyecek. İnanıyoruz, iman ediyoruz. Galu beladan kıyamet gününe kadar İslam dünyasının teminat olduğuna iman ettiğimiz bir milleti mensubuz. Atanın, ecdadın ilimde, fikirde, tefekkürde, sadece kılıçta değil, üstad olduğu, cihana ilmi de kılıç kadar nasıl müteessir kullandığı bir medeniyet bırakan ecdadın torunlarıyız. Siz gençler için bu yaşlarda bunlar sadece bir manevi ruh hali arz etse de inşallah üniversitelere gidince, eğitim hayatınızı tamamlayıp meslek hayatınıza başladığınız zaman büyük Türkiye'nin adım adım inşasına hepiniz de hizmet edeceksiniz. Bugün bir doğum günüdür vesairedir. Hepsi gelir geçer ama asıl olan Türk milletidir. Boğazlayan kaymakamımızın dediği gibi fertler ölür, milletler baki kalır. Bütün Türk İslam dünyasının teminatı olan tek bir devletimiz var. Son Türk İslam Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bu devletinde emin olun bir yağmur damlası da sizsiniz. Yağmur damlalarını kurak çöllere düşürmeye niyet edelim. Başkalarının ayaklarına da düşmeye gerek yok. Batı, Haçlı dünyası, küffar her manada biriken Türk İslam dünyasında birliği için siz bu gençlerin bu işe iman etmesinden başka bir çıkış yolu yok. Ahmet abim benden daha büyük bir ağabeyim. O bu hareketin ilk filizlendiği günleri gören ağabeylerimizden. O gün belki küçücük salonlarda 3-5 kişiyle başlamış bir hareket bugün milyonlara hükmediyor ve ila nihaye istediğimiz, arzu ettiğimiz nicelikten ziyade nitelik şüphesiz. Lakin istediğimizin de daha ötesinde ilk kez devlet bizim gibi düşünmeye başladı. Devletimiz 1839 Tanzimat'tan bugüne kadar Batı medeniyetinin tesiri altında sevk ve idare edilirken ilk kez bugün devlet bizim olmaya başladı. İnşallah bu devletin bizim olma kıymetini idrak edersiniz ve bu büyük Türk devletine zerre zeval getirmeden, inandığımız davaya da halel getirmeden tertemiz bir hayat yaşar ve ebediyete atalar, ecdatlar gibi hayırlı bir şekilde intikal ederiz. Lakin mesele herkes Fatih Sultan Mehmet olmayı da beklemesin. Biraz da bu memlekete Ulu Batlı Hasan lazım. Biraz da oraya su taşıyacak adam lazım. Biraz da yaralanınca o yaralıyı tedavi edecek hemşire lazım. Yoksa her zaman Florence Nightingale'ı mı getireceğiz? Onun için herkesin bu işte bir tuzu olacaktır. Çok büyük hayaller kurmaya gerek yok. Hepimiz sıradan bir kuluz, neferiz. Evet, benim günümde böyle bir doğum günü pastası olur. Ne yapalım, doğum günümüz de olsa derdimiz devlet, memleket, başka bir sevdamız yok ki. Evet, hanımefendi şey olsun. Hanımefendi şey yapar. Siz de buyurun da bu kadar genç benden ziyade sizi bekliyor. Ben her gün görüyorum, baba söv diyorlar, gidiyorlar. Hatta kızlarımızın bazıları hiç inanamazsın. Hocam o kadar temiz sövüyor gibi. Kızım şöyle bir müsaade et, Ahmet abiye de bir iki kelam buyursun. Estağfurullah. Bence o kadar çok konuştum ki, hepimiz adına çok konuştum. Yani hepimiz adına o konuşmanın bir bölümü bizim aramızda konuşmuş diyorum. Size sadece şunu söylüyorum. İşte Türkiye'nin muhtelif bölgelerine konserlere gidiyorum. Bu bir tesadüf olamaz. Artık büyük bir tevafuktur ve artık nesnel bir gerçektir ki mesela afaki bir değil. Mesela işte Kahramanmaraş'a konsere gidiyorum. Kulesime insanlar elimde fotoğraf çektirmeye gidiyorlar. Onların içerisinde gençler efendim biz Mehmet Muhtar hocanın talebeleriyiz diyorlar. Rize'ye konsere gidiyorum. Mehmet Muhtar hocanın talebeleri diye benimle tanışmak isteyenler var. İşte doğudan batıya, kuzeyden geliyor. Bu hakikaten afaki değil bu konuşma. Ve hatta yolcu da bazen söylüyor, oğlum bu adam ne yapmış? Yani 780 bin kilometre kareye yayılan bir manevi tohum
atışla karşı karşıyayız. Tanıdığım profesörler var, tanıdığım akademikler var, tanıdığım üst düzey, üstelik de şöhretli politikacılar falan var. Ama ben Kayseri'de yaşayan ve dışarıdan bakıldığında evet böyle bazen yüksek volümlü konuşsa da ama dışarıdan bakıldığında son derece mütevazi, sanki böyle bir yerel insanmış görüntüsü veren efendim Mehmet Muhtar Hoca'nın Türkiye satsında yayılmış. Belki şu an mesela biraz daha hafızamı yoklasam belki yurt dışında mutlaka vardır tanıklıkları. Yayılmış bir çalışmasının eserleri diyoruz. Bu dünyada en esaslı şey arkadaşlar, en esaslı şey hakikaten bir neslin inşasıdır. Neslin inşasında bulunan insanların aslında ölümsüz olduklarını gördük biz. Yani mesela geçmiş dönemde ben hatırlıyorum biz işte kısa günlü politik çıkarlar, işte iktidarlar, şunlar bunlar falan hepsi geçti ama Türkiye'de üst düzey iktidar imkanları yakalayan insanların belli zaman sonra unutulup gittiklerini gördük, duyduk, biliyoruz. Mehmet Muhtar Hoca görünen o ki unutulup gitmeyecek. Bu çok açık ve böyle bir kardeşim olmaktan dolayı bir kere önce Rabbime hamd ediyorum. Çünkü onun inayetiyle ancak böyle bir tecelli, böyle bir buluşma, böyle bir arkadaşlık, böyle bir abi kardeşlik söz konusu olabiliyor. Allah'ın tabi isteği doğrultusunda olan bir şey. Onunla gurur duyuyoruz. Onun böylesine bir günde, bir ad gününde burada son derece tesadüf. Bakın konser var. Dün bana söyledi ki ben aslında doğum günüm abiydi. Yani belki ben daha önceden bilmedim ama ben zaten özel günlere çok açık söyleyeyim. Kronolojiye falan çok şey yapmam. Doğum günlerine çok fazla bakmam. Tamam mı? Rabbim inayet buyurmuş, yaratmış ve biz onun eserleriyle birlikte onun kimliğini, adını, sanını biliyoruz, görüyoruz. Çünkü o eserleriyle bu hayatta nefes alıp veren bir adam, çok genç bir insanın böylesine kısa sürede ilim üzerinden, kültür üzerinden, fikir üzerinden bir şöhrete ulaşmış olmasını öncelikle Allah'ın büyük güzel ve büyük bir nasip olarak değerlendiriyorum ve onunla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sağ olsunlar. Allah'a emanet olun.